Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometrekare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Biz 2020'yi kendimize sosyal sorumluluk projesi gördük. Şehre karşı, Kocaeli'ye karşı bir vefa borcumuzun olduğuna inanarak Kocaeli'yi tanıma ve tanıtma, önce kendimizi tanıyalım, sonra da bildiklerimizi tanıtalım. Bize Kocaeli'yi bir tanıtır mısınız, valimiz olarak anlatır mısınız? Kocaeli, Türkiye'nin nüfus itibariyle 10. büyük şehri. Fakat nüfus itibariyle 10. büyük şehri olmasına rağmen ekonomik verilere baktığımızda Türkiye'nin ilk 3 ili arasında yer alıyor. Bir önceki vergi gelirlerine baktığımızda tahsilat miktarı itibariyle 3. tahsilat oranı itibariyle baktığımızda da 1. sırada yer alan bir il. 34 tane limanıyla 73 milyon ton elleşlenen yüküyle Türkiye'nin önemli liman faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kent. Özellikle dış ticarete baktığımızda ithalat ve ihracat boyutuyla Türkiye'nin dış ticaretinin yaklaşık %18'i Kocaeli gümrükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Böylesine ticari hareketliliği olan önemli illerden birisi. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü, bağlantı otoyolları, hızlı tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Eskihisar Topçular Feribot Hattı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım, lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, teknoparklar, teknoloji merkezleri, bilişim vadisi ve binlerce sanayi kuruluşunun faaliyet gösterdiği Kocaeli ilinde, ülkemizin en büyük 87 sanayi kuruluşuyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan illerden biridir. Bugün büyük şehir statüsünde olan Kocaeli, bütçe ve vergi gelirine katkı bakımından Türkiye sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci, kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından da birinci sıradadır. Tabii Kocaeli ticaret ve sanayi kenti olarak bilinmekle birlikte aslında çok önemli turizm potansiyelleri olan ve tarımsal potansiyelleri olan bir il konumunda. Turizmde gerek mavi bayraklı plajlarıyla, kış sporları için kayak merkezleriyle, termal tesisleriyle, tarihi ve doğal kaynaklarıyla oldukça önemli bir kent. Biz Kocaeli'de turizmi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına Kocaeli Valiliği olarak bir turizm çalıştayı gerçekleştirdik. Sektörün bütün taraflarını davet ettik ve turizmde mevcut potansiyelimiz nelerdir? Önümüzdeki süreçte hangi alanda ne tür çalışma yapmalıyız? Bunlar 2 günlük çalıştayda ilgili taraflar tarafından tartışıldı ve bir rapor haline geldi. Şimdi çalışma grupları oluşturacağız ve farklı turizm alanlarında neler yapmamız gerektiği konusu somut olarak ortaya konacak. Özellikle kongre turizmi açısından önümüzdeki dönemde Kocaeli daha tercih edilebilir bir noktaya gelecek.
Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu kongre merkezi önemli bir katkı sağlayacak. Çünkü insanlar hep aynı noktada kongre turizmine katılmada bıkkınlık yaratabiliyor. Farklı alanların oluşturulması oldukça önemli. Biz Kocaeli'de kongre turizmini önümüzdeki dönemde daha geliştirmeyi hedefliyoruz. Spor turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ve buna benzer birçok alanda yürüttüğümüz çalışmalar var. Temennimiz turizmi çeşitlendirmek ve 12 ay içerisinde farklı turizm destinasyonlarında daha fazla turisti Kocaeli'nde misafir edebilmek. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya, ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Eski Hisar Kalesi, Sırrı Paşa Konağı, Portakal Hafız Mescidi ve Konağı, Kutluca Köprüsü, Büyük Su Kemeri gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Kültür turizmi en çok para kazandıran değerlerden birisi. Kocaeli'ye baktığımızda Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir nokta. Turizm potansiyelinde de müzeler çok önemli. Değerli valim, müze noktasında sizlerin çok orijinal fikirlerinin olduğunu biliyoruz. Buyurun efendim. Evet, Kocaeli'de arkeolojik anlamda önemli değerlerimiz var. Kazılardan çıkan eserler arkeoloji müzemizde sergileniyor. Mevcut arkeoloji müzemiz aynı zamanda etnografya müzesi, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak geçiyor. Burada daha geniş ürünleri sergileyebilmek adına etnografya bölümünü Atatürk Redif Müzesi'nin olduğu binaya alarak orada arkeolojik eserlerin sergilenmesine fırsat yaratacak bir ortamı hazırlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla konuştuk, gerekli onayları aldık ve önümüzdeki dönemde bu Atatürk Redif Müzesi'nin onarımını yaparak özellikle etnografya birimini de oraya almak suretiyle arkeoloji müzemizi daha genişleterek depolarda olan ürünleri sergileyecek bir konumu taşıyacağız. Özellikle tarihi dokunun yoğun olduğu Karamürsel'deki Ereğli gibi, İzmit'teki Kapanca gibi, Hereke'deki gibi birçok noktada tarihi değerlerin ortaya çıkarılması adına yine yürütülen çalışmalar var. Temennimiz eski eserleri korumak, turizme kazandırmak ve bunlardan ticari anlamda bölgeye kazanç getirecek faaliyetler içerisinde bunları sokmak. Kocaeli bir sanayi kenti. Osmanlı, hatta Osmanlı öncesi sanayi kuruluşları olduğunu biliyoruz. İlk kağıt sanayi 1700'lü yıllarda Kocaeli'ye bağlı Yalakdere, o zaman Kocaeli'nin bir ilçesi. Osmanlı döneminde ilk özel teşebbüs harekede 180 yıl önce. Ve Türkiye'nin ilk bilim, teknoloji ve sanayi bakanları da Kocaeli'de. Ve bir Kocaeli'de bilim, teknoloji ve sanayi müzesi. Türkiye'de yok. Burada böyle bir şeye bir öncülük başında neler yaparsınız? Olabilir tabii. Yani Kocaeli sanayinin başkenti diyebileceğimiz konumda ve sizin de belirttiğiniz gibi Osmanlı döneminde de belirli fabrikalar Kocaeli'de kurulmuş ve faaliyete başlamış. Onların değerlendirilmesi ve bir sanayi müzesinin Kocaeli'de olması oldukça anlamlı olur. Bunu ilgili kurumlarımızla istişare içerisinde hayata geçirmek için önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Gebze'ye büyük önem veren valimizsiniz efendim. Gebze sadece sanayiyle anılıyor ama Gebze bir kültürler kenti. Mesela Anibal, dünyaca meşhur. Osman Hamdi, Türkiye'nin kültür sanatta gururu. Hünkar Çayırı, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi,
ve Huay Milliye Komutanı Yahya Kaptan Tavşancı. Evet, Gebze'de önemli tarihi mekanlara sahip bir ilçemiz, bölgemiz. Bu anlamda buradaki tarihi değerlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar var. Hünkar Çayırı ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz ve Gebze Belediye'mizin çalışmaları var. Osman Hamdi Bey Müzesimizin restorasyonu ve düzenlenmesiyle ilgili planlama çalışmalarımız devam ediyor. Bölgemizin tarihi değerlerinin yanında doğal güzellikleri de var. Bu anlamda milli parklarımız olan bölgelerimiz var. Ballıkayalar bunlardan birisi. Dolayısıyla bunların hepsi bölgemiz için önemli değerler ve bunların turizmden daha fazla pay almamıza fırsat yaratacak çalışmaları önümüzdeki dönemde yine kurumlarımızla işbirliği içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Bilim, teknoloji, sanayi, tarih, kültür ve turizm merkezi Gebze'deyiz. Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında Üsküdar'a sancak dikip doğuya sefer yapacağını ilan etmesi üzerine Hünkar Çayırı'nda otağını kurduğu ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. Gebze, doğal güzellikler manzumesidir. Camileri, külliyeleri, kervansarayları, türbeleri yanında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın sahip olduğu güzellikler, tarihi ve mistik kokusuyla Eskihisar Köyü ve Kalesi, Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi de birçok ziyaretçiyi buraya çekmektedir. Tarihte üstlendiği kimliğini ticaret ve sanayide de başarıyla devam ettirmektedir. Sahip olduğu iş kollarının çeşitliliği ve üretim gücüyle ekonominin kalbi burada atmaktadır. Her geçen gün nüfusu artan Gebze ilçesi, TÜBİTAK, Organize Sanayi Bölgesi, Teknopark, Bilişim Üssü ve Üniversite gibi birçok ulusal ve uluslararası firma, kurum ve kuruluşun merkezi durumuna gelmiştir. Karançadırı kurdum düzey, Karançadırı kurduk düzey, hava döndü güzey, sen niye gelmedin bize, niye gelmedin bize, uzaktı yollarım o. Düşman kurmuş bize tuzak. Kiraslar, erikler, elmalar, armutlar, Allah ağaçlar, sular, ördekler, kayalar çok güzel olmuş. Bugüne kadar Kocaeli'yi gezmediyseniz, Kocaeli'ye gitmediyseniz, Kocaeli'de yaşamak Allah'ın bir lütfu. Ve küçücük ilç bir günde gezilebilecek kapasitede. Evet. Değerli valimizle bugün tarihe not düştük Kocaeli konusunda. Biz Sayın Valimize veda ederken Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde
Daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyaca ünlü Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, İzmit Seka Parkı, Gebze Ballı Kayalar ve Beş Kayalar Tabiat Parkı, Kartepe Kayak Merkezi, Yuvacık Barajı, Yazlık Ilıcası, Bayramoğlu ve Kefken Adaları, Kuzu Yaylası, Kadırga Yaylası, Gebze Eskihisar ve Derince Harikalar Sahili ve nitelikli turizm tesisleriyle Kocaeli sizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırdır.